Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'da yeni gelen 9.4.0 patch notlarıyla karşınızdayım. Patch biraz uzun sürdü. Daha doğrusu 2 aydır falan bekliyor oyuncular. Onun dışında patch'in de yine gün içerisinde sabahtan akşama kadar ha geldi ha gelecek derken birçok kişi sabırsızlıkla bekliyordu. Şu an daha tam detaylarına hakim değilim. Neden değilim dostlar? Çok fazla yenilik var onu söyleyeyim ve forum çökmüş durumda diyebilirim şu an aşırı yüklenmeden dolayı yarım açılıyor açılmıyor gibi bir durumlar var. Ama açabildiğim kadar Discord'dan aldığım görsellerle konu üzerinden güncelleme notları üzerinden hızlı hızlı değineceğiz. Detaylı olarak ne nedir gibi direkt hani her şeyi incelediğimiz kısma şu an oyuna da giremediğimiz için hepsini detaylı detaylı ayrı ayrı da video olarak atacağım dostlar. 17 Temmuz 2024 tarihinde oyuna gelen 9.4.0 patch notlarıyla neler değişti? Hemen onlara bir bakalım. Çok değişiklik var onu söyleyeyim dostlar. Yeni başlayacaklar varsa tam zamanı 1 artı 1 tekrardan başladı ve 80 seviyeye kadar aktif edildi dostlar. 17 Ağustos 2024'e kadar geçerli. Yani tam bir aylık süreniz var ve 80 seviyeye kadar geçerli. Bunun yanı sıra premium ve vesaire hediye var. Onlara gireceğiz hemen. 80 seviye Arward, Galya ve Mantis sunucular için geçerli. Daha öncekinde yenilerde 70, eski Arward'da 80'di. Şu an hepsinde 80. Yani level kasma için tam zaman onu söyleyebilirim. Çift seviyelerde ve premium sahibi kullanıcılarda etkinlik geçerlidir. Örnek olarak da 64 leveldeysen 65 değil de 66'ya geçiyorsun. Yani 64 levelde level atlayıp 65 olacakken 66 olacaksınız dostlar. Bu ikili levellerde böyle gidecek. 66'dan 68'e, 68'den 70'e gibi. Yine oyuna giren herkese muhteşem hediyeler denmiş ve bu da en azından oyuna ilk başlayacaklar için veya oynayanlar için çok güzel bir hediye diyebilirim dostlar. Öyle ki 7 günlük komplet premium var. Bütün premium türlerini içeriyor. X kasacaksanız özellikle sıfırdan bulunmaz nimet. Yine Xmas Wing yeni gelmişti bu mağazaya. En azından yakın zamanda gelmişti. Bununla alakalı da 7 günlük gene bir hediye var. Binerli HP/MP pot var dostlar. Hediye olarak yine ek olarak onarlı hem defans hem can SC veriyor. Onun yanında 7 günlük back var ve yine 1.85 ve 1.75 arası olan ek SC'ler var. Bunlar oyuna giren herkes mağazadan girip ödüller kısmından alabilir dostlar. 18 Temmuz 01'de etkinlik bu arada oyuna giriş etkinliği aktif olacak denmiş. Yani muhtemelen şu an videoyu ben aldığım saatte de hatta oyunu da bir deneyeyim. Oyuna girişler şu an kapalı halen açılmamış. Daha 12'yi 3 yeni geçiyor videoyu aldığım tarihte. Yani şu an siz zaten bu videoyu izlerken bu aktif olmuş olacak kısaca. Oyuna giriş etkinliğinden alınan eşyaların son kullanım günü de 24 Temmuz 2024 dostlar. Yani bir hafta gibi bir süreç içerisinde kullanıp bunları bitirmeniz gerekiyor ki zaten pot mod hepsi biter yani bir haftada çok rahat kullanırsınız. Epic ve unique silah ve takılarda defans ve bonus güncellemesi yapıldı. Beklenen çok büyük değişikliklerden biri buydu dostlar. Epic ve unique silah ve takılarda demesindeki sebep şu. Artık birçok kişi ben takı alıyorum ama basit takıyla farkı yoktu. Hatta bununla alakalı eleştiri videosu falan da atmıştım ben. Farkı olmuyor gibi diyorduk. Bu değişti. Şimdi buradan açabildiğim kadarını şuradan size göstereceğim. Forum kastı için hepsini tek tek açıp gösteremeyeceğim ki bakın resimlerin daha yani bazıları yüklenebilmiş bile değil. Yeniledikçe de hani bug'a giriyor bu sefer hiç açılmıyor. Hemen şöyle bug dediğimde şöyle yani çok fazla yükleme olduğu için herkes tarafından şu an bakmaya merak ediyor herkes bakıyor. Abi buradan örnek olarak arkadaşlar takılardan ben size hemen şuradan açmıştım onu. Nerede lan takı? Takıyı açmıştım ama gitmiş mi? Takı da gitmiş vicdansız. Bir bakayım bir saniye hemen. Nereden bulacağız? Evet görüntüyü tekrar açabildim dostlar. Takılardan hemen şöyle devam edeyim. Şimdi eski yeni takılardaki değişiklik. Yani epic ve unique hem silah hem takı demiştik. Buradan size takılardan birkaçından örnek vereceğim ama tamamını oyunun içine girip de üzerimize taktığımızda veya işte videoda oyunda ayrı ayrı gösterip hepsini anlatabiliriz. Ranger Earring'den mesela Rogue olduğum için, okçu olduğum için buradan göstereceğim dostlar. Old New olarak paylaşılmış. Eski hali şuydu. Aldığımızda Heal 5, Dex 5 ve 12 defans veriyordu. Başka herhangi bir özelliği yoktu. Ranger Earring'in 0 olarak bahsediyorum. Yeni halinde ise defansı 8'e düşürülmüş dostlar. Yani 12'den 4 bir defans kaybı var. 8'e inmiş. Heal Dex 5 veriyor yine. Ama burada yanına ek olarak 3'er resistans eklenmiş. Yani hiçbir şeye yaramıyor diyorduk. Hani takı kuru kuru oluyor diyorduk. En azından rezistanslar eklenmiş. Sıfırlarından ziyade artı bastıkça özellikler bir tık daha hani iyileşmiş diyebilirim dostlar. Neden böyle söylersek eski halinde artı biri 6'şar heal dex verirken Ranger Earring küpenin yine 14 defansı vardı. Yeni halinde 10 defans. Defans gene 4 düşüyor ama heal 6 iken dex 7'ye çıkıyor. Yani dex'i bir daha artıyor.
Artı 2 yaparsanız Dex 9'a çıkıyor. Eskisinde 7 idi. Gayet güzel. Yani artı 3 Ranger yapmış gibi artı 2 yaptığınızda kullanabiliyorsunuz diyebilirim. Eski haline göre söylüyorum. Hatta daha iyisini kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada takılarda güzel bir artı olmuş ki resistanslar şunlar bunlar hepsi bu arada. Artı bastıkça şöyle yana doğru kaydırayım bakın. Ranger'a artı 5 yaptığınızda 19 dex, 12 heal ve 13'e resistans veriyor arkadaşlar. Eski halinde bu 12'ye 12 idi. Çok kötüydü yani 12 heal, 12 dex alıyordunuz. Başka hiçbir şey vermiyordu. Şimdi 19 dex muazzam. Bunun bütün takılarda hepsinde ayrı ayrı oyun içine girdik mi gösteririz. Yani takı güncellemesi tatlı olmuş. Ben sadece Epic'ten gösterdim. Bunun unikleri var, diğer türleri var. Silah olarak gene hemen şuradan silahlar da vardı yanlış değilsem. Evet şuradan silah aynı güncelleme notu üstünden anlatıyorum dostlar. Mesela Vixen kullanırken bunlar da bu arada şöyle 7'lerin hani normal hali değil ama 8'lerin de belli oluyor onu söyleyeyim dostlar. Yani Vixen'in 7'si eski halinde 115 atağı varken 70 potion damage ve 9 fire resistance'ı varken yenisinde de bunun artı 7'sinde özellikler aynı ama artı 8'e geçtiğinizde eskisi 125 atak ve 80 potion damage 12 fire resistance verirken yeni silahta Vixen 8'de bu atak 132'ye çıkıyor. Yani 7 artış var. Ben sadece bunu Vixen 8 olarak söyleyeyim dostlar. Siz hepsinden anlayın. Vixen 9'a baktığınızda mesela eski hali 139, yeni hali 152. Muazzam. Alt özelliklerinde değişme yok. Hani Vixen için söylüyorum ama AP olarak baktığımızda muazzam artış var. Bu arada artı 10'lar da geldi. Artı 10'u da görüyorsunuz. 175 AP'si var. Artı 10'unun siz hesap edin durumu. Altta işte Enhanced'lar şunlar bunlar. Viper'lar falan da var. Bu arada Viper'ların eski yeni arasında hani bakıldığında düz yine artı 7'sinde bir hasar artışı ya da özellik artışı yok arkadaşlar. Ama yine 8'den itibaren hani Viper'lar ucuz olduğu için bunu böyle gösterdim. Yine keza Warbolt merak edilen bir yaydı. En azından bir değişiklik olur mu diyorduk. Artı 7'si çünkü çok sadeydi. Defansif bir yaydı daha doğrusu. Artı 7'si gene aynı. Ama 8'i olursa 127 AP'ye çıkıyor. Muazzam. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Takı ve silahlar genel olarak böyle tamamını gösteremiyorum. Hak verirsiniz ki video uzamasın diye. Kıyafetlerde artış var arkadaşlar. Bunu da hemen şuraya örnek olarak bir tanesini açtım gene. Yine 7'lerde bir değişim yok arkadaşlar. Yani buradan kısaca 8 ve üstü diyebiliriz aslında silahlar ve takılar için. Zırhlar için. Yine Imperial'in göğüslüğü artı 7'si eski hali 120 verirken yeni hali de 120 defans veriyor. 10 dex veriyor ama 8'den itibaren değişiyor bu rakamlar. 8'in de 130 defans varken eski halinde yenisinde 135 var. Dex 13 iken Dex 15 var gibi bunlar artarak gidiyor. Aynı şekilde zırhlarda da bu yükseldikçe artısı özellikler daha fazla. Yenilenen eşyalar sebebiyle Warrior sınıfının 85. seviyede bir HP stat puanından aldığı HP değeri 27 olarak güncellendi denmiş arkadaşlar. Yine yenilenen eşyalar nedeniyle Price sınıfının 85. seviyede bir HP stat puanından aldığı HP değeri de 19'dan 17 olarak güncellenmiş. Buying Merchant aktif edilmiş dostlar. Buying Merchant'la alakalı görseli alamadım ama onunla alakalı görseli alamadım. Hani şöyle alamadım. Oyuna da giriş yapamadığımız için, forumda da açılmadığı için. Bu arada ben bir deneyeyim şuradan girerse. Üzerinden de gösteririz ama çok basit sistem. Action House'u açıyorsunuz. Bir bakayım oyuna girebilirsem oradan göstereyim onu. Oyuna daha giriş yapamıyorum ama şöyle gösterivereyim. Video atmışlar arkadaşlar. Çok zor bir işlemi yok. AH'ye giriyorsunuz bakın. AH'yi açtığınızda şu solda My Order kısmına geliyorsunuz ve buradan Add by Order diyor. Buradan açtığınızda aradığınız itemi yazıp fiyatını, özelliklerini, rün varsa rünlerini seçiyorsunuz. Sonrasında At List dediğiniz ve Crit dediğinizde pazarı oluşturuyor Buying Merchant. Ama hani şöyle ki bunu oyun içine girip işte denemediğim için şu an kesin konuşamıyorum. Buying pazarı bıraktığınızda oyunda kalmanız gerekiyor mu? Yoksa AH üzerinden açtık nasıl olsa deyip çıkıp başka işlerinize bakmanız engel oluyor mu? Olmuyor mu? Bunları deneyince. Burada videoda göründüğü kadarıyla bir pazar açıyor. Muhtemelen oyundan çıkınca bu pazar gider diye düşünüyorum ama oyunun ilk aşamalarında hayalet pazar diyebileceğimiz bir offline merchant sistemi olduğu için de belki buying pazarı kurup başka işimize de bakabileceğimiz bir sistemdir. AH üstünden olduğu için. Kesin konuşamıyoruz kısaca bununla alakalı. Girince bunun net olarak halini video olarak atarım. Tüm kıyafet ve silahlarda artı 10 seviye aktif edildi. Hayırlı olsun. Parası olan basabilir artık. Refinement itemlerde Refinement diye bir sistem geldi arkadaşlar. Refinement diyelim. Refinement olarak yazıyor videosunda. Refinement sistemi biraz daha hani direkt itemi artı 8'den 9'a atmak değil dostlar. Onun da şuraya bir açmıştım diye hatırlıyorum sanki. Refinement. Evet şurada. Refinement upgrade sistemi aktif edildi. Artı 7, 8 ve 9 epic ve unique eşyalarınızı Refinement olarak çevirmek için Scroll Merchant üzerinden
2,5 milyon karşılığında Refinement Scroll alabilirsiniz denmiş ve bu eşya seviyesini yükseltmek için Scroll Merchant üzerinden yine 2 milyon karşılığında Refinement Item Scroll alabilirsiniz. Refined ve Refinement olarak değişiyor okunuşu her neyse. İki ayrı SC kısaca. Refined Item Upgrade Scroll'la yükseltme yaparken şansı arttırmak için arkadaşlar mağaza üzerinden 1267 Rice Cash karşılığında yine Lucky Charm eşyasını satın alabiliyormuşsunuz ve oranlar verilmiş. Eşyayı eğer ki Refined yapacaksanız %100'dür çevirme oranı. Yani artı 7 bir itemi Refined yaptığınızda %100 Refined oluyor. Refined Item Upgrade Scroll başarı şansı ise %25'miş her bir seviye için. Eğer ki Lucky Charm ve yine Refined Item Upgrade SC ile bunu basarsanız %50'dir. Yani arkana gibi düşünebilirsiniz bu Lucky Charm'ı da. O mantıkla işleyen bir SC 1267 cash diyor fiyatına da arkadaşlar. Hani bir Vixen veya bir işte Reaper ne kullanıyorsanız kısaca. Bunu yeni şekilde Refined şeklinde direkt artı 7'den 8'e değil de video veya görselde göründüğü kadarıyla işte 8.1 8.2 olarak geçiyor arkadaşlar. Şurada var mı görseli diyeceğim ama evet burada da şeyler var bu arada. 7.1 7.2 7.3 7.4 olarak gidiyor. 7.4'ten sonra 8.1'e geçiyor. Yani artı 8 oluyor ve 8.1'den devam ediyorsunuz gibi. Bu şekilde bilginiz olsun. Artık upgrade'ler biraz daha şekle gelecektir. En azından benim gibi şanssız olanlar için biraz daha şans gülecektir. Genel olarak upgrade kısmı böyle olmuş. Yeni anti defans sisteminde çalışma mantığı değiştirilmiş arkadaşlar. Örneğin 10 hançer defansı bulunan bir eşya kuşandığınızda hançer kullanan kullanıcılardan aldığınız hasar %10 azaltılacak şekilde düzenlendi. Yine anti defans sisteminde sağ ile takılan eşya baz alınacak şekilde düzenlendi denmiş. Çalışma mantığı değiştirildiği için belt ve anklet eşyaları haricindeki tüm eşyaların verdiği anti defanslar azaltıldı denmiş. Rune üzerinden gelecek anti defanslar eskiden olduğu gibi 0,5 oranında çalışmaya devam edecek. Örneğin rune üzerinden 5 hançer defans elde ettiğinizde 2,5 olarak hesabınıza yansıyacak denmiş. Craft tarafında üretilen takılar hariç diğer takılan anti defans değerleri bu eşyaların kıymetli olabilmesi için sabit tutuldu denmiş arkadaşlar. 80, 81, 82, 83, 84 level karakterlerin yapabileceği yeni ex görevleri Death Valley haritasına eklenmiş. Bilginiz olsun. Yüksek level kasan arkadaşlar için özellikle yeni başlayanlar için bu da önemli. Holy silahlar eklenmiş ve bunlar free silahlar, beleş silahlar arkadaşlar. Bununla alakalı da görseli açayım şöyle. Şöyle de açayım. Hemen ciğeriniz bir böyle uf iteme bak falan desin. Hani hep böyle düşük itemle oynayan oyuncular için bulunmaz bir item bu. Ondan böyle diyorum arkadaşlar. Mesela benim için ne varmış burada? Nerede lan benim? Ha, Holy Bow. 132 artı 8'in de AP var. Hilt 7, Dex 7, Lighting 80. 19'ar rezistansları var. Mükemmel bir yay. Yani atak range'de baktığımızda Vixen gibi çok klas bir yay. Bunu oyun içerisinde nasıl elde edeceğiz? Beleş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bedava. Free. Agadan beleş. Bunu günlük giriş yaptığınızda görevini yapacaksınız. Nerede bunun görevi açmıştım ama o da galiba gitmiş. Herhalde gitmiş. Bir bakayım. Sadece görselini açmışım. Görselini açmışım. Onun bir Discord'dan okumuştum ben herhalde. Hemen şuradan bulayım arkadaşlar. Bir saniye. Discord. Neredesin oğlum? Beni yorma. Ciğerim şurada bir yerdeydin ya. Evet. Holy. 84 seviye ve üzeri yapılabilir arkadaşlar. Görev teslim edildikten sonra 23 saat sonra tekrar yapılabiliyormuş. Dorian Seal eşyasından 7 adet topladığınızda görevi mevcut ve her gün bir tane yapabiliyorsunuz bu görevi. Yani 7 güne bir sektirmeden yaparsanız topladığınızda sınıfınıza ait trade merchant işlemine kapalı silahınızı teslim alabilirsiniz. Bankaya da koyulamıyor. Sadece karaktere has bir item oluyor. Onu söyleyeyim. Kill için herhangi bir saat aralığı istememekte. Tüm haritadan alınan öldürme sayıları göreve işlemektedir diyor. Görev sonunda Dorian Seal eşyasına sahip olacaksınız. Dorian Seal eşyasından 7 tane biriktirdiğiniz zaman sınıfınıza göre silah seçip alabilirsiniz. Holy Ön adlı silahlarda artı 7 ve sonrasında efekt gelmektedir denmiş arkadaşlar. Onlar da işte şu gördüğünüz itemler yani gayet tatlı bedava olan bir item. Bunlar oyun ilerledikçe oturdukça zaman geçtikçe birçok kişi bunun 7'sini 8'ini ki 7 güne bir alınacağını düşünürsek yani sabırlı bir oyuncu 2 ay biriktirse iyi kötü 6-7 tane yay alıp bunu upgrade ile şansını deneyebilir. Tabi artı 7'ye ne kadar geçirebilirsiniz veya işte 6'ya 5'e neyse şansınız ne kadar iyi kötü bunu siz biliyorsunuz. Ama free item. Güzel item. Oyuncular için iyi bir güncelleme. Ancient takılar dungeon droplarına eklenmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Artık ben pendant alamıyorum. İşte iyi takım olmuyor. Param yok gibi düşünüyorsanız dostlar bunlar yine sizler için bizler için. Ancient takılar nedir? Bu eşyaların bonusları normal eşyalara göre düşüktür. Yine onun bir görseli vardı. Hemen açayım şöyle. Mesela şöyle açalım. Ancient Ranger Pendant demiş arkadaşlar. Baktığınızda 5
Heal ve 5 dex bonusu var. 12 de defans var. Normalde orijinalde 20 defans ve 7'şer heal ve dex veriyor. Aramazsınız bunu diye düşünüyorum. Tabi set bonus özellikleri açılıyor açılmıyor. Bunu denemediğim için bilmiyorum ama bunları zindanlardan elde edeceğiz. Hani yine unikler de var bakın. İşte bir Ancient Belt of Repel ya da Ancient Mon Belt gibi bunlar hani sonuçta veya işte Belt of Iron Legionnaire bunları kolay kolay alamıyorken bunları da elde etme şansımız olacak. Tabii ki de Ancient'lar yani unikler hangisinden yine Kalep'ten mi düşecek? Epikler işte grup zindandan atacak mı veya sololardan atacak mı bunları göreceğiz oyun açılmadan. Deneyemeyeceğimiz için bir şey diyemiyorum ama bunlar da forumda şu an tam açılmadığı için o yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Forumda tıklayayım açacak mı bir şansımı deneyeyim. İnsanız lan biz diyelim. Açarsa hemen şuradan en azından hangi zindanlardan hangisi düştüğü görünüyorsa ona bakayım diyeceğim ama açılmıyorsa biz devam edelim. O açılırsa bakarız. Ancient takılar karaktere kuşanıldığında Soul Bond moduna geçecek ve ticarete kapanacak arkadaşlar. Ancient takı droplarının eklenmesiyle normal takı dropları düşük oranda azaltılmış. Bilginiz olsun. Ben zaten grup zindandan takı alamıyordum. Artık hiç alamayacağım. Warriors, Sword Strike, Tectonic Strike, Sword Quake, Slam ve Earthshaker Strike yeteneklerinin efektleri değiştirildi. Ve yetenek kullanan kişinin bulunduğu noktada çıkacak şekilde düzenlendi. Yeni efekt için tıklayın denmiş. Şu an çok açılamadığı için bu arada Ancient aksesörüyle alakalı bu eşyaları Kaleb Dungeon ve Dragon Lair zindanlarından elde edebilirsiniz denmiş. Evet, Dragon Lair ve Kaleb. Yani sadece grup zindan, iki grup zindandan Kaleb ve Dragon'dan elde edeceğiz. Sololarda yok arkadaşlar ama olsun, ben grup zindana her gün girdiğim için en azından bu drop şansı da beni ihya eder düşürürsem. Rogue Hunter Insight yine Death Valley merkez bölgesi içerisinde kullanıldığında cooldown süresi 25 saniye olacak şekilde güncellenmiş. 02-19 saatleri arasında yapılabilecek yeni bir günlük kill görevi eklenmiş. Görevi tamamlayarak Golden Jade chest eşyasını elde edebilirsiniz denmiş. Rehber için tıklayıp açılırsa hemen bunun da detayına geçeriz. Celestial Anklet eşyasına yeni bir seviye eklenmiş dostlar. Ve bu seviye eşya yükseltilirken yok olma tehlikesi bulunmamaktadır denmiş. Gerekli parçaları getirerek eklenen yeni seviyeyi silebilirsiniz denmiş. Ama şu an forum orayı da açmadı az önceki konuyu. İtem kombine sistemi aktif edildi denmiş. Rehber konusunu açarsa buna da değineceğim. Hemen bir deneyelim şansımızı. Item kombin ya da item kombin kısmını da açabildim. Diğeri daha açılamadığı için onu gösteremeyeceğim. İtem kombin sisteminde arkadaşlar 3 adet Ancient ön hatlı takıları orijinale çevirmeye yarıyor. Kısaca 3 adet epic takılarda ve bronze coin istiyor demiş. Unique takılarda da 4 tane ve silver bar istiyor demiş. Bunları yine H'ye bastığınızda Other kısmından item kombin yazan kısmına geldiğinizde çevirebiliyorsunuz. Yani bu düşüreceğimiz enchantları normale de çevirebiliyoruz dostlar. Tabii ki de burada %100'lük bir oran değil. Unique ve epic takılarda %15 şans oranı mevcut demiş. Gayet az bir şans. Bilginiz olsun. Evet, görev de açılmış bu arada, onu da söyleyeyim. 100 kill görevini yaptığınızda arkadaşlar 100 kill istiyormuş bu arada. 02-19 arası diyor ama sadece merkezde yani bowl dediğimiz kısımda yapılabilecekmiş. Yeni kutunun İçeriği nedir yazıyor mu bilmiyorum ama reward aşk halka, evet, yeni kutunun özelliğine baktığımızda, ne verdiğine baktığımızda yine baya bir şeyler veriyor arkadaşlar. Orb Protection, bu yeni gelen hani Celestial Anklet'in yeni yükseltme kısmı ile alakalı parçaları da atıyor. Yine silahlar milahlar var. Yeni görev de bu, bilginiz olsun. Devam edelim. Sezon puanı sıralama ikonları güncellendi. Bununla alakalı zaten anket açılmıştı. Tüm görevler sıfırlandı. Bütün görevler sıfır arkadaşlar. Eğer ki yan çarman çar kasıyorduysanız yaşadınız. Yeni Death Valley haritası aktif edildi. Oyuna giremediğim için gösteremiyorum. Death Valley haritasında spawn olan Undead şampiyon düzenlemeler denmiş. Undead Skeleton, Ant-Wraith ve Spooky yaratıkları Z target kapatıldı. Muhteşem bir şey. Ben CZ'de, Death Valley'de Z atak yapıyorum yani, okçuyum. Tek tek hedef seçme şansım, hele ki o kalabalığı biliyorsunuz ana baba günü olan yerde seçmem imkansız gibi bir şey boss falan düştüğünde. Dolayısıyla sürekli spokiler geliyordu ve deli ediyordu. Bunların kapatılması gayet güzel. Mouse tuşuyla seçmeniz gerekecekmiş bunlar, bilginiz olsun. Bu yaratıklar yeniden doğma noktaları da arttırılmış. Yine Retribution yeteneğinin atağı azaltma oranı %35 olarak değiştirilmiş. Tüm sınıfların hasar yetenekleriyle ilgili güncelleme yapılmış. Item bonusları değiştiği için genel bir düzenleme yapılmış. Thunderbreath, Demons, Frostorm ve Gorkhan yaratıklarının can değerleri arttırılmış. Protean Kingdom haritalarında bulunan Goblin Furious, Goblin yani kısaca goblinlerin alayı, elde edilen coin miktarı yarı yarıya azaltılmış. Bu yaratıklardan 55 level ve üzeri coin elde edilemeyecek şekilde düzenlenmiş. Weapon Anti-Defense Scroll'ların ikonları değişmiş. Shield of the King eşyasının görüntüsü değişmiş ve benim de sevdiğim Mısır tarafından Karnak Shield olarak değiştirilmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun, eski görsel buyken yeni görsel bu. Yeni görsel de tam antik Mısır döneminden, böyle hemen bir firavunun birinin sembolik veya sfenk
ne derseniz işte koyulmuş. Sword of Terror değişmiş. Daha doğrusu şöyle görselleri göstereyim. Tek tek okumayayım. Yeni görseli. Bunların hepsini oyunda da işte deneyimleyeceğiz tabii oynarken. Bak Lens of the Champion güzel. Eskisi hiçbir şeye benzemiyordu. Güzel olmuş biraz daha. Yine Soulburner'ın görseli yeşil olmuş. Kırmızıydı. Sonrasında Axe of Miracle buyken bu olmuş. Axe of Miracle bilmiyorum ama biraz kaba olmuş gibi geldi bana. Eski hali tatlıydı. Biraz daha büyütebilir miydi? Bu biraz daha Kalepeyt'i andırıyor ama biraz da kaba durmuş. Bilemedim. Herkes beğenir beğenmez tabii ki. Penetratörün görüntüsü maviydi. Buz mavisi gibiydi. Böyle alevli kırmızı. Biraz daha Vixen'i anımsatır hale gelmiş. Yine Sermon Scepter şöyleyken böyle bir kocaman bir şey olmuş. Aynı şekilde Kaleb Hate'de de güncelleme var. Kaleb de bayağı büyümüş yani. Kaleb Hate'in görseli de ama eski hali biraz daha tatlıyken yenisi bilemiyorum tabii. Herkesin zevki. AH Inbox bölümünde Take All seçeneği eklendi denmiş arkadaşlar. Inferno Event'te ırk fazlalığı nedeniyle etkinliğe katılamayan aynı ırk oyuncuları kendi aralarında eşleşebilecek. Pazardaki karakterlerin silah efektleri gözükmesi sorunu giderilmiş. Çok uzaktaki karakterlerin isimlerin gözükmemesi sorunu giderilmiş. Böyle bir sorun vardı. NFT markette satışta olan karakterlerin açık olan yeteneklerini gösteren sistem aktif edilmiş. Pop-up yine animasyon güncellenmiş. Defeat Guardfish, Defeat Brutal Frog görevleri Death Valley haritasından kaldırılmış arkadaşlar. Reaper silahında bulunan parlama efekti revize edilmiş. Reaper silahının elde duruş pozisyonunda iyileştirilme yapılmış. Klan önemli. Klan Dungeon'da Grade 4 drop oranlarını biraz azaltılıp Grade 5 seviyesine ilave edilmiş. Sadece unique takılar denmiş bu arada. Yani Grade'i 5'e attığınızda daha iyi drop'a artık ulaşabilme şansınız var. Onyx Kristal unique drop olasılığı düşük oranda arttırılmış. Hadar ve Haggard haritalarında bulunan epik eşya drop oranları düşük oranda azaltılmış ve Death Valley yaratıklarına eklenmiş. Bu iyi olmuş. Hata düzeltmeleri denmiş. Breach yaratığının Dorian haritasında spawn olma sorunu giderilmiş. Vital Touch yeteneğinin silinmeme sorunu giderilmiş. Bir dünya yetenekler var. Kitlendiğinizde speed arttıran yeteneklerin silinmesi sorunu giderilmiş denmiş. Tek tek hepsini okumadım abi. Burada bütün kitleyen skill'leri yazılmış çünkü. Mount Race etkinliğinde BP sembol ve regalya simgelerinin görünümü kapatılmış. Assassin sınıfı görünmezken klan kolunun gözükme sorunu giderilmiş. Çanta kozmetik bölümünden kanat kısmını gizlediğinizde kendinizi ve diğer oyuncuların kanatlarını göremeyeceksiniz denmiş. Aktif olan yetenekleri silmek istediğinizde silmeme sorunuyla ilgili iyileştirilme yapılmış. Güncelleme notları A'dan Z'ye, Z'den A'ya bunlar. Video çok uzun oldu. Gece gece videoyu yetiştirmek için ki sabahtan beri güncelleme bekliyoruz. Son anda geldiği için hani gecenin bitimine doğru ondan bu saate kaldı video. Detaylı olarak oyuna giremediğim için hepsini de gösteremedim dostlar. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Yarın artık bir yayın açarız muhtemelen. Detaylı orada artık bakarız, ederiz sorularınızı veya merak ettiklerinizi orada da paylaşırız ama ayrı ayrı bunlara rehber içeriği de atacağım. Kanalı takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.